Şimdi bu gıdadaki fahiş fiyat artışları malum hepimizin canını yakıyor, ceplerimizi yakıyor. Peki bu fiyat artışlarından kim sorumlu? Soru bu. Herhalde fakat ben sorumlu değilim diye düşünüyorum. Müşteriler tabii ki biz, halk pahalılıktan marketleri sorumlu tutuyor. Market temsilcileri ise bu tartışmanın odak noktası olmaktan rahatsız. Onlar da rahatsız bu tartışmadan. Sektör temsilcileri ise pahalılık bir sonuç. Bizim nedenlere bakmamız gerekiyor diyor. Marketlerin çok büyük haksız kazancı olduğunu düşünüyorum. Çiftçi kazanmıyor. Kim kazanıyor? Eti, sütü, ekmeği, deterjanı derken evin eksikleri bitmiyor. Kısıtlı bütçeyle uzun alışveriş listelerini denkleştiremeyenler market market dolaşıyor. İster istemez market araştırması yapıyorsunuz. Bir markette fiyatı 20 lira olan ürünü başka markette 15 liraya gören müşterinin kafası karışık. Peki gıdadaki fiyat artışından kim sorumlu? Marketler tek başına değil en azından. Mazot, gübre, tohum, ilaç gibi bunların çoğunda dışa bağımlıyız. Üretim bölgesiyle tüketim bölgesi birbirinden çok uzaklaştı. Buradaki yanlış anlaşılmayı mutlaka düzeltmemiz lazım. Eskiden aileler alışverişe çıkmadan önce işte bu şekilde listeler oluştururdu evdeki eksiklere göre. Ancak şimdi alışverişin şekli değişti. Öncelikle bu listeyi nasıl kısabileceklerine, daha sonra da hangi markette daha ucuz olduklarına bakıyorlar. Az önce iki markete girdik. İkisinde de fiyatlar farklı. İkisi de aynı yerden oluyor malı. Birisi 5 lirayken birisi nasıl 8 lira 10 liraya satıyor? Böyle bir mazot fiyatı varken biz bu kadar gıdayı bir yerden bir yere taşırken biz bu taraflara eğilmeden gıda enflasyonunu konuşamayız. Çok mekanizmasal, çok yapısal iyileştirmeler yapmak zorundayız. Perakende sektörü temsilcileri zamları biz belirlemiyoruz diyor. Uzmanlarsa tarım politikalarına dikkat çekiyor. Tarım politikasının doğruları yanlışları hepsi sonuçta gelip etikete yansıyor. Fahiş bir kar varsa ona müdahale edilmesi gerekiyor. Marketlere ceza kestik, enflasyon düşecek, düşmez. Sorun tarladan başlıyor.